gelecek. Sokak soğuk. Sokak buz gibi. Sokak du 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 olmuş. Abartma canım o kadar da değil. Çok soğuk Şebnem abla. Ben o o kadardan o kadar oldum yani. Nasıl oluyormuş o öyle o kadardan o kadar? Sokağa çıkınca bir kere du 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 dersen eh soğuk. İki kere du 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 dersen e eh biraz daha 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 soğuk. Ee, du 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 dersen çok acayip soğuk ötesi böyle acayip ötesi soğuk oluyor. O kadardan o kadar. Demek sen kutuplarda yaşasan neler neler olacak. Neler mesela? Soğuktan kardan adam olursun mesela. O kadar mı soğuk? Evet. Ha demek o kadar. Bence o kadardan da daha o kadar. O kadar. Ay ne yapıyoruz biz böyle? Soğuktan bahsediyorduk da. Evet neyse neyse abarttık biraz. Ben, ben en çok kutup Üşümekten. Sanmam. Çünkü kutuplarda yaşayan hayvanlar üşümezler. Ne? Evet üşümezler. Burada üşümezler mi? Vay. Burada soğuk olunca kuşlar bile do 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 titriyor. Kutuplarda her yer buz gibi. İyi ama orada yaşayan hayvanların bünyeleri bu soğuklara alışmış. Onlar öyle yaratılmışlar. Vay. Geçen gün bir belgesel izledim ben mesela. Penguenler soğukta öyle duruyorlardı. Hiç de üşümüyorlardı yumurtalarını ayaklarının üstünde tutuyorlardı. Aynen. Sonra dıbıdık 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 yürüyorlardı. Evet çok komik değil mi penguenler? He <laughs> he mesela kutup ayıları var çok tombikler. Çünkü vücutları çok yağlı ve kürkleri de çok kalın. O yüzden tombikler. Yağlı oldukları için hiç üşümezler. Aynen öyle. Benim kafam bazen hiç çalışmıyor. Neden bunu daha önce düşünemedim? E sen bir çocuksun Gülücük. Bunları düşünemeyebilirsin. E biz sana anlatacağız, sen öğreneceksin. Ama ben her şeyi kendim düşünmek istiyorum. Hep düşünmek, bayağı düşünmek, koşmak, lay loy loy demek. Külücük çok tatlısın. Tatlı olmak istemiyorum. Çok bilgili, çok bilgili olmak istiyorum. O zaman daha çok araştırmalısın, daha çok okumalısın, deneyler yapmalısın. Aklıma deney gelmiyor. Bak bu konuyla ilgili deney var. Benim aklımda mesela. Abartma abartma anlatırım tabi ee, Şöyle bir deney Önce malzemeleri say Şöyle malzemeler margarin Buzlu su içeren bir kap Plastik eldiven Bu kadar mı malzemeler hazır Ben de hazırım İlk olarak eldiveni elimize takıyoruz Oley Elimizi eldiven giymeden buzlu suya sokalım Önce öyle bir deney yapıyoruz ha, Dünyada olmaz Ben buzlu suyu elime sokmam elim donar Bilim için yapıyoruz bunu. He, bilim içinse tamam. O zaman yaparım. Birkaç saniye sonra e, elin üşümeye başlayacak. Dudu 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 diye bağırmak istiyorum. Abartma. Tamam, abartmam. Şimdi elimizi çıkarıyoruz sudan. Bayağı üşüdük değil mi? Biraz mı? Donduk gerçekten, donduk donduk. Gül olduk. Şimdi elimize bir yağ sürüyoruz. Margarin yağı. Hani evde kullandıklarımız var ya. He, tamam. Evet, şimdi yağ mı? Annem kızar. Her yerin yağ olursa bucuk bucuk diye kızar. Hiç hoşlanmaz. Ağlatır beni. Ne çok abarttın her şeyi. Topu topu bir deney. Eline bir eldiven tak. Yağı eldivenin üstüne sür. Sonra da bir eldiven daha tak. Ha, bak bu olur işte. Tamam, anlaştık nihayet. Şimdi bu kutuplarda yaşayan hayvanların derisinde yağ oluyor mu diye bakacağız. Oluyor mu? Aynen elini tekrar buzlu suya soktuğunda üşümeyeceksin. Aa, öyle oluyor evet. İşte kutuplardaki hayvanlarda bulunan yağ tabakası sayesinde üşümediklerini bu şekilde açıklayabiliyoruz. Ne güzelmiş değil mi? Harika bir numara süper bir numara. Abartma. Abartacağım çünkü süper ötesi deney işte hiç aklıma gelmemişti. Nasıl gelmemişti? Neden hiç gelmiyor? Çok yorucusun. Neden yorucuymuşum? Hadi biraz parka gidelim. Parka mı? Hava soğuk gidemem ben oralara buralara. Abartma Gülücük. Abartmayı çok seviyorum. Parka gelmek istiyor musun istemiyor musun? İstemiyorum. Her yerim yağ sürersen giderim. Ne yapacağım? Her yerime yağ sürersen. O da nereden çıktı? Deney sırasında yağ sürdüğümüz elim hiç üşümedi dedin ya. Ya kafama sürsem yine üşümem. Arkadaşların senin Gülücük TV YouTube kanalına abone olsalar iyi olacak. Be bence de değiştirmeyeyim. Moralleri düzelsin ben çok tatlıyım. İnsanın kendini bu kadar beğenmesi normal bir şey değil. Yes. Hadi yürü. Hadi yürü parka gidelim. Ya sürelim kafama. En azından kulaklarıma. Benim kulaklarım çok üşüyor da biraz donuyor. Gel dedim hadi kafana niye yağ süreceğiz? Şapkanı taksana. Takmayacağım ya istiyorum ya ya ya.